9. sınıfı özel yapan ne? Gerçekten de birçok öğrenci en zor sınıfın 9. sınıf olduğunu söyler. Esasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın araştırmalarına baktığımızda onlarda da en fazla sınıfta kalan senenin 9. sınıf olduğu ortaya çıkmış. Tabii şimdi artık sınıfta kalma diye bir şey yok. Hepimiz derslerimize güzel güzel çalışıyoruz ve sınıflarımızı geçiyoruz. Ama bizim bir hedefimiz var. Yola çıktık ve ilerlerken en sonunda hayallerimizdeki üniversite. Belki ODTÜ, belki Boğaziçi, belki İTÜ, belki İstanbul Üniversitesi, belki de dünyanın başka bir yerinde Harvard, Cambridge bilmiyorum. Ama hepimizin bir hayali var. Bu hayal için 9. sınıfta başlıyoruz ve 9. sınıfta başladıktan sonra bu yolda ilerlerken karşımıza birçok engel çıkıyor. Bu engellerin her birinde vazgeçe 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 bir anda tam da 12. sınıfa geldiğimizde diyoruz ki ya ben en iyisi şunu yapayım, şu üniversiteyi değil de bu üniversiteyi tercih edeyim diyoruz. İşte 9. sınıf esasında çok özel. İyi bir başlangıç yaparsak, iyi bir giriş yaparsak bu yolculuğu da mükemmel bir şekilde tamamlamış oluruz. Öncelikle 9. sınıfta başarılı olmak için ne yapmalıyız? Bütün bunlardan daha önemlisi yani planlı çalış, hedefini belirle, lisenin tadını çıkar. Bunlardan daha önemlisi biliyorsunuz ki bizim temel hedefimiz ilk başta üniversite sınavında başarılı olabilmek. Yani tabii ki üniversite sınavı haricinde sosyal hayatımızda, spor hayatımızda, entelektüel hayatımızda da başarılı olmamız lazım ama hani üniversite başarısı da önemli, bunu biliyoruz. Üniversite sınavında AYT ve TYT denen iki tane sınav var. Bu sınavın soruları nereden hazırlanıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Milli Eğitim Bakanlığı konu ve kazanımlarından hazırlanıyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı konu kazanımları nedir hocam? Bunda böyle Milli Eğitim Bakanlığı bir kitabı var. Bunun içerisinde diyor ki işte şu konuda şunlara dikkat edin, bu konuda bunlara dikkat edin, burada bunlar önemlidir, bunlar önemlidir diyor. Bunlar hem okul yazılarınızda hem de üniversite sınavlarında öğrencilerin karşısına çıkıyor. Dolayısıyla sizin lise hayatınız boyunca göreceğiniz tüm konular, tüm bilgiler esasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor ve bu bilgiler okuldaki hocalarınız tarafından ve ÖSYM tarafından sizlere soru olarak getiriliyor. Okuldaki hocalarınız yazılı yapıyor, ÖSYM ise üniversite sınavı yapıyor. Peki hocam bu bilgilere nasıl ulaşacağız? Şimdi bu bilgileri biz de zaten biliyoruz. Her yerde yayınlanmış bir durumda. Bizim kitaplarımızda da bunların listesi var. Bu bilgiler esasında bizim videolarımızın ya da okuldaki hocalarınızın anlattığı konuların ta kendisi. Dolayısıyla sizin okulda öğrendiğiniz her bir bilgi, yaptığınız her bir yanlış, çözdüğünüz her bir soru gelecekte gireceğiniz üniversite adına bir yatırım olmuş oluyor. Dolayısıyla şimdiden bir hedef belirlemeniz lazım. Belki bazı arkadaşlar diyebilir ki hocam benim şimdi hedefim YouTuber olmak, şarkıcı olmak, sanatçı olmak. Bu da bir hedeftir arkadaşlar. Tamam, istediğiniz mesleği, istediğiniz şey yapabilirsiniz. Ben futbolcu olmak istiyorum diyebilirsiniz. Ama iyi bir futbolcu olun, yani eğitimli bir futbolcu olun. İşte Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ ya da İstanbul ya da Ankara fark etmez. Herhangi bir üniversite mezunu futbolcu olun. Bunda bir zarar yok ki. Dolayısıyla hedefinizi belirleyin ve bu hedef doğrultusunda öncelikle neler yapabileceğinizi zihninizde bir planlayın. Burada planlı çalışmak tabii ki önemli. Planlı çalışmaktan kastımız şu. İnsan bir büyük plan yapması lazım. Yani 4 yıllık plan. 4 yıl sonra nerede olacağına dair. Bir yıllık plan yapması lazım. Bir aylık, bir de günlük plan yapabilir. Yıllık plan mesela bu yıl mutlaka işte 9. sınıfta takdir alacağım. Veyahut da bu yıl mutlaka 9. sınıfı TYT konularıyla alakalı ÖSYM'nin sorduğu tüm soruları çözeceğim. Veyahut da işte bu ay mutlaka şu kitabı bitireceğim. Bu hafta mutlaka 350 soru çözeceğim, 500 soru çözeceğim gibi hedefler sizin esasında büyük plana uymanızı sağlar. Dolayısıyla hedefinizi belirleyip planınızı yaptıktan sonra gerisi lisenin tadını çıkarmak. Test çözmek önemli. Denemelerde süreyle yarışmak da önemli. Çünkü yapacağınız şey de bir deneme sınavı olacak arkadaşlar. Şimdi lisenin tadını çıkarmak kısmına gelince tabii ki derslerimizde çalıştığımızda belli bir düzen içine girdiğimizde etkinliklere katılmak, okul kulüplerine yer almak, arkadaşlarımızla çalışma saatleri düzenlemek de kendini ele vermeye başlayacak. Zaten herkes başarılı olan insanların yanında durmak ister. Yani derslerinde başarılı olan bir insanın sosyal hayatta da başarılı olacağını düşünür. Hani şöyle bir şey vardır ya, bu inek ya. Öyle bir şey yok. Lisede o bitiyor. Lisede inekler daha havalı oluyor arkadaşlar. Yani daha başarılı, geleceğine dair daha ciddi adımlar atıyor gibi düşünülüyor. Dolayısıyla çalışmanın bize her zaman faydası var. Devam ediyorum. Peki hocam bize niye bunu anlatıyorsunuz? Bizi çok sevdiğiniz için mi? Tabii ki sizi çok sevdiğimiz için anlatıyoruz ama aynı zamanda burada sizlere yolda göstermek istiyoruz. 9. sınıfta Tonguç Akademi YouTube kanalı her zaman yanınızda biliyorsunuz. Bize abone olduğunuzu da biliyoruz. Abone olmayanlar varsa lütfen abone olsunlar. Bizler 9, 10, 11, 12 sayısal, sözel, eşit ağırlık her zaman yanınızda olacağız. Ücretsiz bir şekilde videolarımıza sizlere destek olmaya devam edeceğiz. YouTube'da canlı yayınlarımızla, normal videolarımızla her zaman destek olacağız. Kitaplarımız da var biliyorsunuz. Kitaplarımızdan da faydalanabilirsiniz. Zaten ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı soruları da kendisi ücretsiz paylaşıyor. Oradan da faydalanabilirsiniz. Dolayısıyla gerçekten sizler çok şanslısınız. Yani her zaman hocalarınız olarak bizler buradayız. 9. sınıfta da diğer sınıflarda, önceki sınıflarda zaten sizlerle beraberdik. Peki burada biz az önce söylediğim şey çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı yani kazanımlarına uyumlu kitaplardan sorular çözmek.
ÖSYM'nin tarzına uygun kitaplardan sorular çözmek ve tabii ki buna uygun ders anlatımları, videolar dinlemek önemli. Bizler sizler için bu 9. sınıf kitaplarımızda şuna dikkat ettik. Dedik ki öğrencilerimiz madem gelecekte üniversite sınavına hazırlanacaklar ve kazanımlara göre hareket etmeleri lazım. O zaman biz öyle bir kitap hazırlayalım ki içerisinde hem Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları olsun, hem ÖSYM tarzı sorular olsun, hem de lisede kendi işlerine yarayabilecek yazılı sorular olsun ve normal testler olsun dedik. Ve buna yönelik özel kitaplar hazırladık. Ve bunun haricinde sizlere arkadaşlar bu kitaplar haricinde 9. sınıfı özel Tonguç Plus'ta yani tongucakademi.com'da özel videolar hazırladık. Hocalarımız yüzlerce, onlarca özel video çekti. Yani YouTube'da olmayan daha detaylı anlatımların olduğu videolar hazırladık. Bu videoları da isterseniz hocam ben YouTube'un karmaşasında kaybolmak istemiyorum. Ben Tonguç Plus'ta hazırlamak istiyorum diyorsanız oradan da faydalanabilirsiniz. Ve 9. sınıfta hedefinizi belirlemenize yardımcı olacak şekilde, üniversiteli olmayı garantileyeceğiniz şekilde sizlere bir sistem hazırladık. Bunun adı da Dynamo Plus paketi. Şimdi Dynamo Plus paketi şöyle bir şey. Bizim YouTube'daki videolarımızı izleyip Dinamo kitaplarımızı alabilirsiniz. Dinamo kitaplarımızı ve Tonguç Plus'ı beraber aldığınızda hem daha avantajlı oluyor hem de bir sistem dahilinde ilerlemiş oluyorsunuz. Hocam Dinamo dediğiniz şey nedir? Hemen gösterelim. Bakın Dinamo sayısal set ve sözel setten oluşan kitaplarımızda şöyle açıyorum mesela bir tane matematik kitabını açayım. Burada az önce bahsettiğimiz gibi ilk başta hemen kazanımları veriyoruz. Kazanımlar ne hocam? Ya az önce bahsettiğim şey işte. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul yazılarını veyahut da sınav sorularını hazırladığı yer. Bu kazanımlara uygun bir şekilde sizlere özel testler hazırlıyoruz. Bu testlerden sonra buradaki açık uçlu sorular ya da açıklamalı sorulardan sonra test bölümlerinden sonra fen lisesi tarzı sorular da koyuyoruz fen lisesi okuyan öğrencilerimiz için. Bütün bunlardan sonra tarama testleri ve ardından da tabii ki ÖSYM tarzı sorular geliyor. Tekrar testlerinden sonra ÖSYM tarzı bakın ÖSYM tarzı yani üniversiteden çıkabilecek soru tarzlarını koyduk. Bütün bunların her biri kare kodlarda soru çözümlü. Yani hocam ben bu soruya takıldım yapamıyorum dediğinizde kare kodlarda uzman hocalar sizleri konu anlatımlarıyla bekliyor. Bunlardan sonra da yazılı soruları bekliyor. Yani hocam güzel ÖSYM diyorsunuz da daha 9'dayız. 10, 11, 12. Tamam hiç endişelenmeyin. Bunlar için de özel videolarımız haricinde yazılı sorularımız var arkadaşlar. Yazılı provalarımız var onları da biliyorsunuz. Bunlardan işleyebiliyorsunuz. Sayısal dersler için matematik, biyoloji, kimya ve fizik kitaplarımız. Sözel derslerde hemen bu tabii hepsi daha avantajlı olmuş oluyor. Yani tek bir tane fizik alacağına set almak, seti de Plus'la beraber almak senin için daha avantajlı olmuş oluyor. Şöyle hemen diğer sözel kutumuzu da açalım şöyle evet. Evet sözel kutusunu şuradan alayım. Gerçekten kutularımız ağır. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Şöyle kutuyu çıkardım. Kutuyu şöyle koyuyorum. Bunun içerisinde de Dinamo Tarihi, Dinamo Coğrafya ve Dinamo Edebiyat çıkıyor. Edebiyatta da aynı yöntem. Bakın öncelikle kazanımları veriyoruz. Kazanımlar azmış. Edebiyat fındık gibi ders. Sonrasında güzel sorular, yazılı soruları ve ÖSYM soruları geliyor. Bütün bunları yani bu kaç kitap oluyor? 7 kitabı ve Tonguç Plus 9. sınıf özel üyeliğini Tonguç Plus'ın özel avantajlı şekliyle Dinamo Plus paketinde alabilirsiniz. Bunu tongucakademi.com'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bizler öğretmenler olarak YouTube kanalımızdaki videolarla, Tonguç Plus'taki videolarımızla ya da soru bankalarımızla sizlere sadece kapıyı açacağız. Sizlere sadece yolu göstereceğiz. Ama bu yolda ilerleyip başarıya ulaşacak olan, hayalinizdeki üniversiteye girecek olan tabii ki sizlersiniz. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyoruz arkadaşlar. Dinamo Plus paketine tongucakademi.com'a gidip 9. sınıf Dinamo Plus paketinden ulaşabilirsiniz. Buradan hemen rahatlıkla alabilirsiniz. Şimdiden gelecek yolculuğunuza başarılar arkadaşlar.